Beypiliç Bolu Spor sevgili seyirciler ilk 7, 8 hatta 9 ya da 10. haftalara kadar gol yemediği için Avrupa'da bile listelerin birinci sırasında olan Ümraniye Spor bu haftalarda bir hayli gol yemeye başladı. Şimdi e, Beypiliç Bolu Spor'un galibiyetini konuşacağız ama önce şu soruyu sormak istiyorum size. Ne oldu, ne değişti Ümraniye Spor'da da takım bu kadar çok gol yemeye başladı? Şimdi Cüneyt'cim sezon başında herkesten bir adım öndeydi. Hatta iki adım öndeydi. Çünkü neden? Recep Uçar hocam geçen senenin kadrosunu temsil et, etti, devam ettirdi. Eksiklerini de aldı ve ne yaptı? Kampa gitti. Diğer takımlar daha takım kurmamıştı. Şimdi geldikten sonra da yani gerçekten... Erken formu tuttu. Erken formu tuttu. Bunun yanında Recep Uçar'ın nerede şanssızlığı? B planının olmamasından. Çünkü takımlar artık Ümraniye'yi çözdü. Şimdi sen orada çok güzel bir şey söyledin. Yani gol yeme mi yemeyen şimdi yeme. Ya Arnavutköy'den köyden 3 kişi iniyorsun ama o takımdan bir iki tane gol yiyorsun. Yani Ümraniye sezon başında Avrupa'da met ettiği bir takım. Burada artık oyun şeklini, şablonunu bütün takımlar tanıdı ve hocalar bildi. Şimdi Recep hocama ben buradan bir şey diyorum. Tabii ki futbolda şunu söyleyeyim. Eğer senin oyun şeklini karşı taraf artık anlamaya başlarsa tedbirine de bunun şekilde. Şimdi be, be filan olmadıktan sonra bu Ümraniye böyle bir şekilde gidemez. Ya dikkat edersen 6-7 maçtan önce de seninle konuş Artık gol yemeye başladı. Sıkıntılar yaşamaya başladı. Evet. Gerçekten de bu şekilde gidiyor. Ama Bolu da alkışlamak lazım Cüneyt. Reha Erginer ve talebelerini. Gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladılar. Eski yani ilk haftalarda iyi top oynuyorlardı ama oyunun üstünlüğünü karşı tarafa aksettiremiyorlardı. Ama son hafta Eyüp Spor daha önceki haftalara baktığın zaman Eyüp Spor ha, Erginer'le. Geçen hafta Her da, geçen üç, gün. bir tabii yandılar Eyüp Bir de gol atmaya başladı. Yani Kasango olsun, diğer takımlar olsun kanatlar oynamaya başladı. Yani Boluspor Spor bu, bu anda şu anda ligin en iyi futbol oynayanlarından biri. Ha Ümraniye'yi yendi. Sürpriz mi? Benim için sürpriz olmadı. Çünkü Boluspor gerçekten son haftalarda bir müthiş çıkış yakaladı. Yani yabancılara da e, çok katkı vermeye başladı. ilk haftalara varan Boluspor'un Bolu Roşi olsun, işte Bregu. Roşi'yi biliyorsun olsun. yani Kasongo olsun biliyorsun. Evet. Bunlar. Evet. Şimdi, bir de bitirici noktalarda golün olması çok önemli. Vücut yapısıyla falan. Çünkü gol noktalarda, bölgelerde bitirici evet. bir oyuncu varsa bu şekilde. Şimdi Ümraniye'nin sıkıntısı da burada. Yani B planı herhalde Recep Hoca ayarlar. Çünkü bu girişte olmaz. Çünkü herkes Ümraniye'yi çözdü. Eyüp Spor'u yani çözdü. Yani Ümraniye Spor 0-1'i oynamıyor. Yani, yani yenik duruma düştüğünde onun altından kalkacak Çünkü oyunu oynayamıyor. aynen. Mesela bir de şu vardı. Ne yaptı Son haftalarda stoperlerin gol attığını görüyor musun? Esken gidiyordu. Kim pulumu Alim atıyordu? Alim atıyordu. Alim atıyordu. Senden de ben konuşuyorduk evet, yani evet, bunu. Evet. Ama millet çözdü artık orada. Bu ikiliyi ne yapıyor? Hapsediyor. Ona göre oyun şeklini yapıyor. Yani burada Bolu spor çok önemli bir çıkış yakaladı. Son iki haftada üstteki iki takımı yenerek de... Devam bu çıkışı Bolu Son iki takımı da yenerek çok büyük bir çıkış yakaladı. Onu da devam eder mi bu çıkış? Ben gider. Yani böyle oynarsa ben, ben de devam ederim. Bolu edeyim. Spor'un bu kartı bundan sonra alıp gideceğini düşünüyorum. Yani her maçta. Belki yenilebilir ama her maçta en az rakibini yani alt edebilecek kadar da skoru yakalıyor. Ben yani son yıllarda izlediğim en iyi Beypilisbolu sportu. Çok koşuyorlar. Evet. Kesinlikle çok koşuyorlar. Ben oyunlarından zevk yani, aldım. Yani Ümraniye'yi biliyorsun öve öve bitiremezdik evet. ama Ümraniye'den çok koştular. Şimdi onu da burada söyleyeyim. Evet. Yani. Peki. Royal Hastanesi Bandırma Spor Gençler Birliği karşılaşması da haftanın gerçekten son derece önemli ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biriydi. Bu karşılaşmanın özetini izleyelim. Birazdan yorumlar için tekrar karşınızdayız. Az önce Beypiliç Bolu Spor için ne söylediysek bu karşılaşma adına da Gençler Birliği için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Baştan sona çok e, iyi bir futbol ortaya koydular deplasmanda ve karşılaşmayı hak ederek kazandılar. İki tartışmalı pozisyonu birazdan ekranlarınıza taşıyacağız ve sevgili Hayri Ülgen yorumlayacak. E, bekliyor muydunuz Royal Hastanesi Bandırma Spor'un bu kadar kötü e, oynayacağını e, ve de e, bu galibiyeti Gençler Birliği adına nasıl yorumluyorsunuz? Cüneyt ben bütün maçlarını da sen anlatıyorsun zekle de dinliyoruz. Ağzına sağlık. Teşekkür Ama ben Bandırma Sporu sen anlattığın zaman diğer maçlarda böyle bir coşku içerisinde anlatırdım. İlk defa ben Bandırma Spor'un bu kadar kendi sahasında rakibe teslim olduğunu gördüm. İnanır mısın her topta gençler birliği vardı. Her yerde bir gençler birliği vardı. Ben acaba şunu diyorum Cüneyt. Bazı zaman da bunları da gündeme getiriyorum hafta araları boş oluyor ya. Mesela geçen hafta Bandırma Spor'un maçı yoktu. Futbolcular rahatlıyor mu? Rahatladıktan dolayı böyle bir olay oluyor? Yani futbolcular forumdan düşüyor. Bunun için düşünüyorum. Çünkü Bandırma Spor'u bu kadar yani bırak sen hoca Mustafa Hoca dese ki çıkın rahat oynayın ya bugün maçı böyle yapın. Bu kadar kötü oynayamazlar. Bak yemin ediyorum. Ama Gençler Birliği takımı gerçekten alnının akıyla. Üç iki tane çok önemli oyuncusunun olmamasına rağmen. Bak 3 tane çok kaliteli oyuncusunun olmamasına rağmen Cüneyt maçı koparıp aldı. Yalnız bu gençler birliği son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı ama ben buradan yani başkana sesleniyorum. Yani bu takım biliyorsun yılların bir takımı. Gençler Birliği bir takımı. Eğer sen devre arasında yani Metin Diyadin ne kadar yaparsa yapsın ki onu tebrik ediyorum. Çok güzel bir takım yaptı. Elindeki imkana rağmen. Eğer transfer yapmazsan o transfer tahtasına asmazsan ben bile Püreyf'e bile zor kalacağını düşünüyorum. Yani Çünkü neden? Mesela bu hafta maç var 2-3 tane daha sakat var. Yani Metin Diyadin ne yapacak? Cüneyt Ersan'ı mı oynatacak? Wow, ben... Haydi Ülgen'i mi oynatacak? Anlatabildim mi? Evet. Onun için bu kadroyu muhakkak geliştirmesi, genişletmesi lazım ve tahtayı açması lazım. Ama bandırma spor bence herhalde bu maçtan sonra bu kadar kötü oynayamaz diye düşünüyorum. 5-6 sene önce ee, bilemediniz. 7-8 sene önce. İlhan Cevda zamanında Türkiye'de. Türkiye'nin evet, evet, evet. Evet. Türkiye e, kulübünde artı parası olan birkaç kulüpten biriyken, biriyken e, maç öncesinde duyduğum borç Gençler Birliği kulübünün borcu. Ben de duyduğumu duydum. söyleyemek Bir e, rakam ama... vermeyelim ama dudaklarım uçladı. Yani nasıl Gerçekten, bu? Hal, bunu da bu 5-6 bu, bu, sene nasıl içerisinde Bu hale oldu? geldi? Yani bu, ben çok şaşırdım. Yani açıkçası. yazık. Onun için Metin Diyadin'in emeklerine de bu kadar yani yazık olması. Metin Diyadi bir şeyler yapıyorsa bırakalım gitsin yani. Evet. Yani bu evet. Halde. Peki sevgili seyirciler az önce söylemiştik. Guido'nun e, yerde kaldığı bir pozisyon var. Birinci penaltı. Gençlerbirliği Birliği e, ceza sahası içinde oyuna girdikten hemen sonra Kerem Can yüzün de içinde olduğu bir pozisyon bakın burada ekranlarınıza geliyor. Şimdi çok güzel akıl dolu bir pas burada. Evet. E, Guido Koçer yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi burada. Cüneyt, Bunu bir tartışalım Hayri abi bu pozisyonu. Bunu mesele ne gördün? Sen ben sana söyleyeceğim şimdi. Şimdi ben anlatım pozisyonunda Evet. oyuncu Kerem Can'ın topa dokunduğunu gördüm. Evet. Tekrarında da önüme geldiğinde aynı şekilde olduğunu gördüm. Ben şunu söyleyeyim. Sizin yapayım. yorumunuz? Murat Erdoğan'ı çok beğenirim. Yani hakem olarak her geçen gün ama evet. şu pozisyonda neyi kaçırdı biliyor musun Cüneyt? Yani burada Kerem Can'ın topa dokunduğunu görmedi arkadan. Anlatabildim mi? Ama ha? topun yönüne tabii, bakması tabii. lazım değil mi? Evet ama yani onu hesaplayamadı. Yani bu bir penaltı değil. Ama öyle bir arkadan görüntü oldu ki burada mecburen penaltı vermek. Yani o oyuncunun Kerem Can'ın iki çift ayakla dalmasına penaltı verdi. Yoksa bu pozisyon penaltı değil. Çünkü bak ha, topa vuruyor. Bak de. kesinlikle bak Kerem Can ne yapıyor? Topa değdi. Ama sol ayak dış hatta tamam. e, topu dürtüyor yani. Dürttü top değdi ve gidiyor. Bak buyurun evet. gitti. Vurdu ondan önce. Yani o burada Bandırma Spor'dan daha önce vuruyor. Ağır bir karar diyebilir Bence mi? ağır karar. Ağır karar mı? Yani şöyle dediğim gibi arkadan o niyetli yani. Yoksa bu pozisyonu vermez Murat Erdoğan. Ben biliyorum. Evet. Peki ikinci pozisyonu rica edebilir miyiz Özlem Hanım? Yine e, bir penaltı kararı. E, bu az önce izlediğimiz pozisyon. Evet, Orada e, evet. da yine Royal Hastanesi. Bak kendi vurdu, var. top da gidiyor Cüneyt. Düz gidiyor yani. Evet yani, düz gitti ben, ben e, düz onu gidiyorum. söylüyorum. Evet. Burada Übeyt'in girişi e, ne diyorsunuz? Yüzde yüz penaltı. Yüzde yüz. Bir kaleci bu şekilde gelip topu alamaz. Zaten kimse de fazla bir Kerem Can'dan başka itiraz edene yok. Übeyt bak o bile itiraz etmedi. Bak Bak şöyle bu Hayır şekilde abi, oldu. Burada da penaltıyı kim aldı biliyor musunuz? Kim aldı? Kenny aldı. Aldı. Kenny çok iyi oyuncu. Haklı. Aldı tabii ki çünkü kalecinin ya görüş mesafesini gördü. Son penaltı da. Ya, yani burada bunu gördü. Devam etti oyuna bu, yani mücadelesini yani, sürdürdü. Evet yani burada hakemin evet. kararı doğru bir karar. Yani İlk bir penaltıyı bilmiyorum. mesela niçin Mulumba kullandı şeklinde e, sosyal medyada e, hani eleştiriler okudum. Ee, buna bir şey söyler misiniz? Ben kesinlikle yani Cüneyt biz maçlarla yıllarca futbol oynadık. yani teknik direktörlük de yaptım yani bir penaltıcımız olur bir penaltı yani gelip orada atılmaz bir penaltı böyle atılmaz Cüneyt yani davali bir şekilde gelip atılmaz yani vallahi de billahi de kaçıracağını biliyordum ben. E, şimdi ben, ben onu söyleyecektim. Yani vallahi bir, de bir layık olabilecek. Maç bir maçta yine var göreceksin onu. Onun Onu da var. aynısını onu tekrar ekranlarınıza yani, getireceğiz. Bir hem penaltı şekli hem de vardır. vardır. De. Yani biraz geriden geleceksin ayak hareketi. Çünkü kaleci zaten sana bakıyor. Hayır abi geriden de gelsin. Molumba Şurada durdursanız topa vurmadan Bitti. ben diyeceğim ki kalecinin soluna o kadar belli etti belli ki etti köşeyi belli etti. Yani zaten Übey de çok güzel bir şekilde Çok oldu. güzel kurtardı. Yani. Devam edelim sevgili seyircilerimiz. E, Bandırma Spor'un e, mesela Arp Manay'la attığı penaltıya bakalım. Bakın Arp Manay çok Cüneyt? daha farklı bir penaltı attı. Penaltı geldiğin zaman ayağının köşesi vardır Cüneyt. Orada kalecin göz göze geldiğin zaman yanıltmak için geldiğin zaman evet. bir ayak hareket vardı. Bunu bana çok güzel yapıyor. Şimdi e, Artmanay yedekler arasındaydı. Tabii Kenny birinci santrafor. Ama Artmanay e, hafta içinde Urfa Spor'a dört gol birden attı. Evet biliyorum. E, belki e, Kenny ile birlikte Manay bu karşılaşmaya başlayabilir miydi? O da hani... E, ya tartışılır da belki hoca da yani o e, yorgunluktan geçen haftanın vermiş olduğu dört tane golden sonra bir rahatlık Olabilir, Ona da saygı duyuyorum. Ben, Sonuçta yani hocamın Ağlayan orada, olumlu katkı verdim. E, orada hani. hocama da saygı duymaktasın tabii, ama tabii. ben Bandırma Spor'un Cüneyt yani sezon başından bu yani bu kadar etkisiz oynadığını yani bana deseler ki hayır abi böyle böyle senin anlatımda da böyle gittiğin zaman o rüzgarlı havalarda bile bağırıyordun çağırıyordun. Yani Şimdi şöyle, o şeyin yok. <laughs> az önce e, Bolu Spor için ne dedim? Son yıllarda izlediğim en en, iyi Beypiliş, kesinlikle kesinlikle. Benim de bu sezon izlediğim en durgun bandırma. Aynı işte, demek ki doğru Değil karar. Mi? İkimizin yani aklı bir. da öyle bir yani. e, göründü. Peki. Şimdi gençler birliğinin golü. Birinci golünü özellikle e, ekranlarınıza getirmek istiyoruz. E, sevgili seyirciler, bir duran top iki stoperde ileride Arda ve Gökhan. Şimdi burada e, kafa vuruşu ben maçı anlatırken Gökhan dedim Arda gol sevinci yaşadı. Ve Arda tabii burada arkadaşları da ona koştu Arda koştuğu için Arda diye geçti gol ama Biz yukarıda sevgili Deniz Turgut'la birlikte editörümüzle belki abi. bin kere izledik pozisyonu evet. Ben evet. hala diyorum ki bu golü Gökhan attı evet. Deniz de vakti bulamadı Sen ne diyorsun hala abi şimdi, bir bakar mısın golü kim atıyor Şimdi burada golü atan Gökhan ama golü alan kim Arda Arda çok da vurmuş önemli gibi, değil aslında ama ya, şimdi biz bunu Metin Hoca ile de görüştük o da çözemedi ve e, Tuğrul'la Deniz Turul'la ve Osman Köse ile yan yanayız. orada şey Furgut dedi ki dedim, e, e, Metin, deniz. Metin, Metin Diyadin deniz, Hoca doğru. dedi ki ya hayır abi çözmedikten sonra biz hiçbir şey çözemeyiz anlatabildim mi? Evet. ben de diyorum ki burada Gökhan golü attı o ayağı gittiği için o golü kendi vurmuş gibi yarattı herkese kendi bak bak biz hangi gazeteye bakarsan bak golü Arda atmış diye gösteriyor. Şimdi ben de anlatırken Hadi. Gökhan vurdu gol dedim. E, sonra ekrana da Arda diye geldi. Ama gol Ve atan Gökhan. Gol, Baktık. Arda genelde. diye geçmiş zaten kayıtlarına evet. <laughs> da. Evet. Ama gol Gökhan onu söyleyeyim <laughs> Evet. Yani. Peki. Altınordu gol olsun da hangisi olursa olsun gol olsun yeter ki. Peki. Evet. Altınordu Yılpor spor mücadelesi sevgili seyirciler bu karşılaşmaya gidiyoruz. Evet 2-0'lık bir galibiyet Altınordu geçtiğimiz hafta flaş bir galibiyete imza atmıştı toparlanma sinyalleri vermişti ama Samsun da sevgili seyirciler artık Fuat Çapay'la yeni bir görüntü verdiğinin altını çizmek gerekiyor ve bu galibiyette Samsun Sporu ilk 6 içine soktu ve tabi bunun öncelikli olarak moral motivasyon ve de camiaya güven ve heyecan getirme anlamında çok çok önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Nasıl bir maç oldu sevgili Hayri abi? Güneyt hatırlıyor musun? Seninle beraber Eyüp maçına gittik. Eyüp Samsun maçına. Dönerken bir şey konuştuk seninle. Ne konuştuk? Dedin ki Hayri abi gerçekten bu Samsun Spor'da bir canlanma var. Yani Eyüp karşısında olmasına rağmen. iki golü de buldu. Çok da son anda da direkten dönen Tomane'nin. Ve Fuat Çapa'yla bir çıkış yakaladı. Bir çıkış yakaladı. Aşısı tuttu. Yani iştah verici bir futbol oynatmaya başladı. Hı hı. Zaten o maçta o pozitif futbol zaten Samsun Spor'un geleceğine ışık yattı diye düşünüyorum. E sonra kendi sahasında kazandığı bir maçtan sonra bu maçı da deplasmada kazanması yani Samsun adına çok sevindirici. Yalnız şunu söyleyeyim. Artık gol yememeye başladı. Son 2-3 haftadır gol yemeyen bir Samsun Spor var. Baktığın zaman eskiden 5-6 tane takımın içerisinde en çok gol takımlardan Samsun Spor. Ama 2 haftada gol yemeyen bir Samsun Spor var. Anlatabildim mi? Fuat evet. Çapa eğer transfer devre arasında iki tane çok iyi defans oyuncusu alırsa bir de orta sahada iyi bir oyuncu alırsa ben Spor'un bak şu bir daha ediyorum ilk ikiden çıkma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü oynadığı futbola bakıyorum. Altınordu karşısında oynadığı futbola bakıyorum. Gel gelelim Altınordu. Altınordu maçını geçen hafta Ankara Gücü maçında kim kazandırdı? Ahmet İlhan Özek, değil mi? Evet. O hatta hatta attığı golleri de burada. Evet, bu güzel konuştuk. Eşini ve Ahmet kardeşime söylüyorum. Sen bu maçta neredesin? Gereksiz kırmızı kartı görmeden dolayı. E şimdi sen böyle maçlarda Ahmet sen olmasan, bir ağabey olarak takım başında olmazsan, ondan sonra bir hafta sonra da bu takım çöküntü içerisine girebilir. Yani ben buradan futbolcu kardeşlerime şunu söylüyorum. Ya bu kadar ucuz sarı ve kırmızı kart görmeyin. Görmeyin. Ya. Yani lütfen ya rica ediyorum. Hem yani, kendiniz hem takımınızı evet, Evet yani bir balık kesir olsun. Yani bu maçta ben Ahmet İlhan Özek'in olduğunu düşündüğünüz zaman her kontratta ayrı bir sıkıntı yaşayacağını biliyorum. Takımlarının Samsun geçen hafta Ankara gücü karşısında biz ikimiz beraber övmedik mi Bahmed'i? Onun için lütfen diyorum yani futbolcular biraz da yani kendilerine dikkat etsinler. Şu ağızlarını tutsunlar. Ahmet de benim e, tanıdığım en centilmen oyunculardan biridir. Ama bak kayıp ceza da aldı. Evet. Hem yani Cüney, kendisi de çok üzülmüştür. Yani, üzülmemesi işte, işte belli değil. Yani takımın bir ağabeyi. Evet, yani ben altın evet, Altınordu için onun için bir şans. Kendisi için de bir altın ordu şans. Yani ikisi de söyleyeyim. Onun için kardeşlerin rica de bu kadar ucuz kart görmesinler. Evet peki. Ee, Adana Spor Tuzla Spor karşılaşması Adana'da sevgili seyirciler. iki takımın da galip gelebileceği bir karşılaşmaydı. Ee, Celil de 1-0 öne geçti Adana Spor. Tuzla Spor ise Postmak'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 bir bir tamamlandı. Maçın özetini izliyoruz şimdi. Araya girdi topu kazandı Sağ kanattan geliyor Adana Spor İçeriye doğru bir paz Son anda sekti vuruş Top direkten dışarı çıktı Adana Spor gole çok yaklaşıyor Bulunsun vuruşu Hollandalı görüntüde Top üst direğe çarpıyor ve dışarı çıkıyor Ardından bir kez daha dolduruyorlar topu Ve gözler hakemde Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor Çok enteresan Önce baktı ve penaltı noktasını gösterdi. 34. dakika karar penaltı Adana Spor penaltı kazandı. Dakika 36 Samet Ali. Samet Ali kalecinin kucağına inanılmaz kötü kullandı. Top Adana Spor'da sol kanattan geliyorlar. Ceza sahası içerisi yerde kaldı. Gözler hakemde maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. İsmail yerde karşılaşmanın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Celil topu geldi? Vurdu ve gol! Celil attı. Celil'in penaltı golüyle Adana Spor Tuzla Spor karşısında 1-0'a geçiyor. İsmail Erdoğan. Geriye doğru Yusuf. Kaleye doğru. Son anda kaleci. Müthiş bir şut izledik. Sedat. Orta. içeriye doğru. Kafa vuruşu. Atak devam edecek. Kaleye doğru müthiş bir gol. Harika bir gol. Posmak topağlara gönderiyor. 90. dakika. Müthiş bir gol. 90. dakikada Posmak'ın attığı gol. Şimdi skorda denge var. Adana Spor 1, Tuzla Spor 1. Ve karşılaşmanın hakemi mücadelenin son düdüğünü çalıyor sevgili seyirciler. Evet bir bir bitti karşılaşma ama gerçekten zevkli ve pozisyonlu bir karşılaşmaydı. Bakalım nasıl değerlendirecek sevgili Hayri Ülgen bu karşılaşmayı. Son haftalarda formda bir Adana Spor, Sait Hoca geldikten sonra iyi sonuçlar alan ama Tuzla, Tuzla Spor'da Şenol Hoca geldikten sonra oyun sistemini oturtan ve iyi sonuçlar alan kolay kolay da bileği bükülmeyen bir takım. Evet. Dolayısıyla ben sonucunu merakla bekliyordum Hayri abi bu iki ben, takımın mücadelesini. Ben bu haftanın bana desen ki birkaç haftanın içerisinde en iyi maç hangisi ben kesinlikle bu maçı söylerim. Kran kıran bir mücadele. Yani iki takımı da alkışlamamak mümkün değil. Sait Hoca geldikten sonra Adana Spor gerçekten istim üzerinde çok iyi top oynuyorlar. Kanatları kullanıyorlar, goller. Yani çok da zor gol oluyorlar. Yani bir evet. gol yediler ama evet. o da tabii imkansız bir gol ama gol oldu futbolda. Bunun da yeri var. Ben Ankara Gülü taraftarı için ne diyorsam, şimdi Adana Spor için de söylüyorum. Bravo Adanalılar. Adana Spor'a sahip oldu, çıktığınız zaman gördüğünüz takımınız nereden nereye geldi? Evet. Ve gerçekten o maçta değil birkaç haftadır Adana Spor'un taraftarı artık kendini göstermeye başladı. Evet. Böyle olunca futbol takımı da başarılı olmaya başladı. Eğer bu Adana Spor bu oyunu devam ettirirse Cüneyt inanır mısın yakında göreceksin ki devre arasında da Bayram Başkan'ı biraz sıkıştırdığın zaman 2-3 transfer yaparsak Playoff'e giden bir Adana Spor. Siz söyleye söyleye transfer yaptıracaksınız Aynen. zaten Spor'a. Gel gelelim Tuzla Spor'a. Şimdi Tuzla Spor'un hiçbir sahası yok. Sahası olmadan. Şimdi ben e, şurada kendi yöneticilerinden dedim ki Ali kanı çok kardeşim yönetici. Onu tebrik etmek lazım çünkü her maça gidiyor. Dedim yani siz deplasmanlarda daha iyi oynuyorsunuz. Abi zaten bizim sahamız yok ki dedi hayır abi. E, bakıyorum ki hakikaten Tuzla Spor'un yönetici Ali'nin söylediği gibi sahası yok. Yani neresi gibi bir gidiyor kara bir gidiyor oraya, bir Ümraniye'ye gidiyor. Şimdi Tuzla Spor'u dedim yani bu başarısı nereden? Şenol Hoca ile dedi, bizim dedi, aşımız tuttu. Hmm. Futbolcular çok sevmeye başladı her şeyden çok bir de hayra bir gol yememeye başladık dedi. Yani Şenol hocamın bizim değil katkımız değil dedi. Şenol hocamızın dedi. Bak şunu da söyleyeyim. Böyle bir yöneticinin böyle akıllı bir şekilde bir teknik adamı da övmesi. Yani kendisine pay çıkarmayıp da teknik heyeti çıkarması da çok önemli. Evet, gerçekten Şenol Fidan mı? öğrencilerini. Yani ben e, Tuzla yöneticilerini Ali Başta olmak üzere tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten sahası yok. İdman sahası yok. Oynayacak sahası yok bu kadar başarılı oluyorsa ki iki maçta aldığı zaman lider olma durumu da var. Tabii 13. 13 da e söyleyelim. Maçı var. Tuzla yani Spor. bunu Tuzla Spor'a biraz e, herhalde bir federasyon destek olsun da bir stat ayarlasın diye düşünüyorum. Peki tartışmalı pozisyonlarımız var. Adana Spor'un kazandığı penaltı sevgili seyirciler Sedat Şahin Türk'ün müdahalesiyle İsmail yerde kalmıştı. O pozisyonu bir ekranlarınıza taşımak istedik. Evet. Ne diyorsunuz Hayri abi? Cüneyt, penaltı penaltı da penaltıyı atacak kişiye bakalım. E, e, Bak. Onu zaten onlara getireceğiz. <laughs> Şimdi benim şeyim tamam burada penaltı. Tamam penaltı verildi. Doğru bir karar. Çünkü neden? Ayağını uzattı hiçbir futbolcu. var şurada. Evet. Uzatıyor yani uzatmaması lazım ama uzatmış. Bir evet. penaltı ama bir futbolcu demin söylediğimiz gibi bir penaltıyı bu kadar lavabali bir şekilde gelir. Yani göstere göstere. Hani sen diyorsun ya evet. ben gördüm. Bunu şunu gördüm. Yani bir futbolcu. Şimdi yönetmenimiz gösterdiği zaman o penaltı atacak. Samet Ali'nin penaltısını e, yani burada, izleyebilir miyiz? E, evet. Lütfen bu penaltı yani. diyorsunuz. Şimdi bu Samet penaltı. Ali topa doğru geliyor. Ya Cüneyt. Yani penaltı bu şekilde atılmaz Cüneyt'im. Ya. Yani. O Mulumbay'ı ekrana yani. alabilirsek. Şuraya, bak. Ya. Aynısı, az önce. Aynısı. Bandımasını... Yani burada diyor ki ben bu köşeye atacağım. Adres burası diyor kaleciye. Kaleci de oraya gidiyor. Bak, muhafaza ayrı Anlat... abi. Evet, aynı. Geldi. aynı şekilde yani Cüneyt, anlatabildim mi? Yani biraz kaleci, yani bir iki adım böyle kendilerine güven. Bu şımarıklık, kusura bakmayın. Cüret, bu şımarıklık. Yani eğer e, bu şekilde atacaksa Hı. oyuncular, e, ve de ben kenarda isem eğer, attırmam. Kesinlikle. Mesela ben Übeyt gibi bir kalecinin eli çok uzun biliyorsun. Evet. Yani böyle bir şekilde atamam. Tekrar atama, Samet Ali'ye. Evet. Gelelim bir Samet'e bak. Baktığınız zaman bak o da evet. iki adım gitmiyor Cüneyt. Yani nasıl olsa bu ben penaltı yok arkadaş. Penaltı atmak çok zordur. Evet. Neden kaleci evet. bir tarafa atlar? Bak bir Samet'i de gösterirse. Samet Ali'ye Aynı bir şekilde daha şey bak yapalım, bu iki tane. Evet. evet bir zahmet. Tuzla maçındaki penaltı. Bak şuraya bak. Şimdi. Bak bak duruyor. Yok belli diyor yani. Ben buraya atacağım Her diyor. ikisi de belli etti. Evet. Samet Ali de e, Bu da bu haftanın dikkat çeken e, iki önemli evet. e, pozisyonuydu. Adana Spor 78. dakikada bir penaltı daha kazandı. E, bunu da ekranlarınıza getirelim. Yine İsmail yerde kaldı. Bu kez Emre Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bir hayra evet. abi. bir... E, bu da Cüneyt Peraltı. Bakalım. Bu da doğru bir karar. Peraltı. Yani hakem zaten yakındı. Hakem burada haklı. Evet. Peki. Bunu da Celil kullandı. Celil tabii... E, Güzel bir vuruşla attı Cüneyt. Yani burada. Daha önce atmış olsaydı belki daha değişik olur. Belki o penaltıyla Celil atsa. Evet. Yani. Kaleci ama dikkatinizi çekiyorum. Ama Yine köşeyi sezdi kaleci. Ama sezdi ama o kadar süratli Nikolic. oldu ki. Bak iki kenara top giderse kaleci bu zor kurtarır. Diye. Evet peki. Onu da söyleyeyim. Sevgili seyircilerimiz son derece önemli bir galibiyete imza atan takımlardan biri de Manisa Futbol Kulübü. Ve e, rakip Kocaeli Spor'du. Ev sahibi takım Kocaeli Spor'u 2-1 yenmeyi başardı. Bol severler. Sevgili seyirciler bu karşılaşmanın da özet görüntülerini izledik. Manisa Futbol Kulübü için son derece önemli bir galibiyet demiştik. E, tam tersini de Kocaeli Spor için söyleyebiliriz. Kocaeli Spor takımı da bu karşılaşmaya yine puan ve puanlar için gitmişti. Ancak e, kazanan ev sahibi takım oldu. Hayır abi bu karşılaşmayı hemen e, yorumlamanızı rica edelim ama bu arada... E, ertelenen Tuzla Spor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor karşılaşmasıyla ilgili e, sevgili seyirciler tarih net olmamakla birlikte e, bu karşılaşmanın e, az önce e, 29 Aralık'ta 13.30'da oynanacağı bahsi geçti. Ancak böyle bir e, netlik yok bu sadece bir duyum onu belirtelim düzeltmiş olalım daha sonrasında da net bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklama yapılacak. Biz de sizlere zaten aktaracağız. Evet Hayri abi. Ben şunu söyleyeyim. Bir defa ben burada Türkay Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. Turgay Altay'ı. Bir takım düşünün kaosa girmiş. Takım kaostan çıkması lazım. Çünkü neden? 41 maç kaybetmeyen bir sezona 3 tane maçı kazanıp lider olan bir Manisa FK. Ama bunun yanında da sonrasında arka arkaya gelen mağlubiyetler yani 9 maçın 8'ini kaybeden. E şimdi Mevlüt Başkan'la konuştum. Turgay hocamla konuştum. Şunu dediler. Biz önce dedi gol yememeyi öğreneceğiz. Hı. Neden dedim hocam? Çünkü dedi ki Hayri abi bak dedi. Ligin en çok gol yiyen takımlarından biri de dedi Manisa. Gerçekten de doğru. Yani altın orada Bu şekilde olunca Hı. takımı düzeltmeye bu şekilde gideceğim. Ama gerçekten Turgay Altay'ı da tebrik ediyorum. Bu kaos hemen iyi idare etti son 2-3 haftada da galibiyet alan bir Manisa. Böyle devam eder ki Kocaeli karşısında da çok iyi futbol oynadılar. Yani eski yerden kalkmayı başaran bir takım olacağını söyleyebilirim rahatlıkla. Ama Kocaeli için aynı şeyi söyleyemem. Hala daha Kocaeli'de büyük sıkıntılar var. Acilen, yani acilen transfer ihtiyacı, ihtiyacı var. Bilhassa hücumda çok önemli oyuncuya ihtiyacı var. Herhalde Kocaeli Spor'da bunun eksiklerini tamamlıyor. Peki hemen vakit kaybetmeden NASA Doçmen hemen, Spor Ankara Keçiören gücü maçının özet görüntülerine gidelim. Bu karşılaşmada 2-2 tamamlandı. İzliyoruz. da geride hatırladığımız tempolu zevkli heyecanlı ve 4 gole sahne olan bir 90 dakika Hayri abi nasıl yorumluyorsunuz bu karşılaşmayı? Cüneyt o kadar güzel anlattın ki muhteşem bir maç oldu. İki takımı da tebrik etmek lazım. İki hoca yani Cenk Taner yani Dün akşamın en güzel maçıydı. En güzel maçlarından biriydi ama Menemen Spor iki tane bireysel yaptı. iki golüydü ama ikinci yarıda Menemen Spor daha ağırlıktı. iyi bir oyun oynadı. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben burada Tahir Başkan'ı tebrik etmek istiyorum Menemen Spor'u. En az bütçeyle bu kadar bir takımı başarıya taşıyorsa evet. ben de diyorum ki yani bir koca eline bakıyorum diğer bunun 4-5 misli olmasına rağmen bu takım nerede? Bu oynadığı futbol nerede? Onun için şunu söyleyeyim. İyi yönetilirse, bak iyi yönetilirse iyi bir yönetim olursa her takım başarıya gider. Onun için ben Tahir Başkan ve yönetimli bir de Menemen Spor'u tebrik ediyorum ama bunun yanında Taner Hoca'nın da oynattığı cesur futbolla. Saygı duyuyorum. İbrahim Raşit de iyi futbolcu Hayri abi. İbrahim Kesinlikle. Işte. Yani Eze için, Kenny için ne diyorsak ne aynısını Raşit için de söyleyebiliriz. Bakalım Hayat orada kalacak mı? Onu da hadi Ama burada söyleyelim. Onu siz bilirsiniz. Hadi burada <laughs> ben söylüyorum. bilmiyorum. Peki. İyi hocam onu sorar. Daha, Tahir Başkan'la Matın konuşacağız. Maçın ee, 10 ile 15. dakikası arasında Hı. ilginç bir görüntü ekranlarınıza getireceğiz. Maç Kesinlikle. içinde de izleyenler. Bakın burada ne yapıyor sevgili Hayri abi Eze? Şimdinin Ee, yani futbol sadece futbol değil işte. Bu görüntüler bu de futbolun içinde. Yani. Ee, ve biz de bunları bunun zaman zaman ekranlara getiriyoruz. falan biraz da futbolun dışında. bu. Burada bir penaltı var mı yok mu Hayri abi? Bakalım devamı bu gelsin değil. Cüneyt. Devam evet. gelsin ondan öbürse. Şimdi. Burada. Burada penaltı yok Cüneyt. Burada tamam. doğru bir karar. Bir devam karar. edelim. 86. dakikada. Menemen Spor penaltı kazanıyor. İbrahim Raşit, Haşim Sarma'nın müdahalesiyle yerde. Burada. Cüneyt ne diyeyim biliyor musun? Bir penaltı yok. İki penaltı var. İki penaltı sonunda. var. Yani <laughs> penaltı. birinci penaltıda da penaltı, ikincisi de penaltı. Herhalde geç kaldı, utandı aradayken bunu verdi. yalnız yani, bakın yani, burada hakem kalk kalk şeklinde işaret ediyor. Kalk kalktığı zannediyor ama aslında bu penaltı Cüneyt. Yani bir futbolcunun bak göre çıkıyor yerde görüyorsun. Evet, top yani halinde yok. Ayağa bir müdahale. Tabi, oyun ayağı. devam etti. Evet, aşık yerde kaldı. Da. Yani ilk diyor. penaltı da penaltı, bu da penaltı. Yani Peki. iki penaltı var. Peki sevgili seyirciler son görüntülerimize Geçiyoruz Altaş Denizli Spor, Bursa Spor deplasmanı, Bursa Spor karşılaşması ve karşılaşmanın garibi Bursa Spor oldu. Gerçekten deplasmanda nasıl oynaması gerekiyorsa öyle bir Bursa Spor izledik. Ben hemen Denizli Spor açısından, Altaş Denizli Spor açısından kötü bir maç geride kaldı ama Bursa Spor'u kendine getirebilecek bir 90 dakikanın özetine gidiyoruz şimdi. Bursaspor çok önemli bir galibiyete imza attı. Ne diyorsunuz Hayri abi? Bir kaliteli bir maç oldu. İki Özcan Cihat'ı tebrik ediyorum. Üç iki takım da kazanmak için oynayınca müthiş bir futbol ortaya çıktı. Dört Bursaspor herhalde sezonun ve son yılların en muhteşem, en kusursuz futbolunu oynadı. Tebrik ediyorum. Bu futboluyla oynasın. İnanır mısın Premier'in en önemli takımlarından biri olur. Onu da kesinlikle burada vurgulamak istiyorum. Beş artı. Denizli spor spor. açısından neler söyleyeceksiniz? Denizli sporu yani ben anlayamadım. Yani nedir ne taktikte oynadığını da anlamadım. Şimdi daha önceki maçlarda ben Denizli Spor'u çözebiliyordum. Bu maçta nasıl oynadı ne olduğunu bilemedim. Yani onu da onun fazla konuşamıyorum. Yani Fatih Tekene tek, taktikle oynadı onu bilemedim. Ama evet. bu kadar Bursa Spor'un karşısında da eziliyorsa, bu kadar da gol pozisyonu veriyorsa, bu kadar da farklı yeniliyorsa herhalde bunun da bir şeyi var. Faturası olacak demek. Evet sorular geliyor. Hayri Ülgen'in e, ilk iki için favorisi hangi takımlar şeklinde? Vallahi yani alınmasınlar ama biz şu anda şu ana kadarki durumu söylersek ben Samsun Spor diyebilirim, Erzurum Spor diyebilirim. Bir de şunu yanında şunu da söyleyeyim. Ee, Ankara Gücü üç. Yani 3 yani takımdan ikisi. Şu iki, andaki iki, şu grafiğe yok, göre. göre diyor. Yani bir transferler olacak ikinci yarıda bambaşka. Ama şu yani. anda üç takımdan ikisi biraz daha bana yakın olmaya yani başladı. Mesela olarak. transfer, ara transfer döneminde tabii zaman da yok. Bir hafta evet. sonra hemen maçlar başlayacak. 3-4 tane direkt oyuncu alabildiğini düşünürsek takımların, takımın bir takımın yüzde %50'si değişecek demektir. Cüneyt, önemli olan çok oyuncu almak değil. Direkt eksik oynayabilecek yere, oyun. yani eksik yere nokta taşın ama taşı gibi koyup da oynatabileceğin nokta atışı yapmak eksik lazım. nokta atışı yapmak lazım. Evet. Onu da tabii ikinci yerde. Bu şimdi düşündüğümüz şu ana kadar oynadığımız oynadığı futbola göre alatabilirim Yani mesela Bandırma beni hayal kırıklığı uğrattı bu hafta. Yani inanılmaz ya ben ben inanamıyorum bu Bandırma spor böyle bir futbol oynayacak. Denizli spor beni hayal kırıklığı uğrattı yani. Ben Denizli spor'dan çok ümitliydim yani. Hani mesela Bursa Spor'dan müthiş bir çıkış yakaladı yani burada. Evet. Anlatabilirim. Bunlar evet. da çok önemli yani. E tabii yani bu alınan sonuçlar özellikle Erzurumspor hariç yukarıdaki takımların e, bu hafta üst üste kaybetmeleri. Evet. E, ikinci yarının bu ligde, Sportoto Toto 1. Lig'de e, bambaşka e, bir serüvenin başlayacağı anlamına geliyor. Kesinlikle. Yani bak bakıyorum Cüneyt. Yani sizlerin de yani anlattığı maçlara bakıyorum. İnanır mısınız Süper Lig'den daha zevk, daha heyecanlı. Yani bize hep yazıyorlar. Hayır abi inan ki siz maçlarınız daha iyi yani. Spor Toto birincilikten zevk almaya başladı. Ben ee, yani sevgili Hayra abi ee, hem Konya Spor, Malatya Spor maçını iz, izliyorum Değil. aynı anda. Hem de Menemen Spor Keçi Ören Gücü. Menemen Spor Keçi Ören Gücü maçından çok zevk aldım. Ben hiç bırakmadım yani. İnanır mısın? Evet. Yani o Menemen Spor'un, o Keçi Ören'in inadı. Yalnız bir şey söyleyeyim. Futbolda bireysel hata çok önemli. Cüneyt. Çok. Yani mesela burada benim en spor iki tane bireysel hata yapmasa böyle olmaz. Mesela bunlar bu çok, ligde bireysel hata çok yapıyor. Çok önemli. Evet. Yani Peki. Bu da neden? Yıllardır yani bunu Yılmaz Vural da söylüyor. Türkiye'de biz defans burgusunu, defans kademesini bilmeyen bir ülkeyiz. Oturtamadık. Oturtamadık. Onu Peki. Söylüyorum. Haftanın enlerine geçmeden önce haftanın haftanın takımı ve haftanın e, teknik direktörünü ekranlarınıza getireceğiz. Sonrasında da haftanın 11'i. Ekranlarınıza gelecek sevgili seyirciler. Önce haftanın takımı ve haftanın teknik direktörü ekranlarınıza geliyor. Haftanın e, Gençler Birliği gerçekten çok güzel bir futbolla hak ettiği bir galibiyeti aldı Bandırma Spor Ve haftanın takımı oldu Gençler Birliği. E, aynı zamanda bolu spor içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Haftanın teknik direktörü de Bolu Spor Teknik Direktörü Reha Erginer. Ümraniye Spor Deplasmanı'nda takımının elde ettiği iki birlik galibiyet ve oynadığı iyi oyunun saha kenarındaki mimarıydı. Reha Erginer kendisini tebrik ediyoruz. Haftanın 11'i geliyor hemen ekranlarınıza sevgili seyirciler. Haftanın 11'inde kalede Tuzla Spor'dan kaleci Mikulic var. Savunmada Ankara Gücü'nden Erdem, Gençler Birliği'nden Arda, Yılpor Samsun Spor'dan Osman Çelik, Büyükşehir de hep birlikte izledik programımızın en sevilen köşelerinden biri haftanın enleri haftanın 11'i haftanın takımı ve haftanın teknik direktörü şimdi ise sırada reklamlar var Hedef Süper Lig'in son bölümündeyiz sevgili seyircilerimiz. Bu bölümde hafta sonu oynanacak olan maçlara hep birlikte göz atacağız. Ardından da e, programımızın e, sonuna geleceğiz. Sizlere veda edeceğiz. Kocaeli Spor Erzurum Spor Maçı sevgili Hayri Ülgen. Ortada bir maç. Gençler Birliği Denizli Spor. Gençler bir yönde. Beypiliç Bolu Spor Adana Spor. Ortada bir maç ama sonrada gol atan kazanır. Peki Ankara Keçiören Gücü Royal Hastanesi Bandırma Spor. Bandırma puan alarak döner. Tuzla Spor, Nasa Doç, Menemen Spor. Zor maç ama Tuzla bir adım önde. Ama Menemen'de sürprizlerine açık olalım. Peki. Balıkesir Spor, Bereket Sigorta, Ümraniye Spor. Zor bir maç ama Ümraniye oradan puanla dönecek gibi geliyor. Peki. İstanbul Spor, Eyüp Spor. Bu da güzel bir maç. İki semtin takımı çok güzel ama ben İstanbul Spor maçı ikisinin de ortada bir maç olduğunu söyleyebilirim. Bursaspor, Manisa Futbol Kulübü. Bursa geçen haftaki futbolunu düşünürsek kazanma şeyi yüksek. Yüksek diyorsunuz. Evet. Yılport Samsun Spor Ankara gücü işte. işte. Haftanın maçı. Haftanın maçı. Haftanın maçı. Burada hangisi daha iyi yol alırsa ama Ankara gücüyle kolay kolay mağlup olacağını düşünmüyorum ama güzel bir maç olacak. Gol Altın Ordu ne yapar bu hafta? Bu hafta maç yok çünkü o tatile gidiyor. Bay diyorsunuz. Peki. Gönder. Hayır evet. abi ağzınıza evet, sağlık. Evet, Çok evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya evet. tekrar sizlerle evet. birlikte olacağız. Hafta içi maçları da var önümüzdeki hafta. Yani bu hafta sonu maçları oynanacak. Önümüzdeki hafta salı, çarşamba, perşembe hafta içi maçları oynanacak. Ondan sonraki hafta yine e, normal lig seyrinde devam edecek. Yani takımlar 7-8 günde 3 maç yapacaklar. Bunu bunun altını çizelim sizlere. Ee, bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız. Sağ olun.